İş Bankası Sürdürülebilir Başarının Sırlarını sunar. Sürdürülebilir Başarının Sırları podcastine hoş geldiniz. Ben İknur Yılmaz. Santranç tahtası zihnin cimnastik salonudur demişti Fransız mucit Blaise Pascal. Biz de bu hafta başarı mücadelesini Santranç tahtası üzerinde sürdürenleri, rakibini zihnin bu salonunda mat edenleri konuşacağız. Tarihi 4000 yıl önceye dayanan Santranç, Mısır'da ilk oynandığında piramitlerdeki kabartmalarda yer aldı. Santrancın tarihsel yolculuğu o günden bugüne teknolojiden nasibini almayı da başardı. Öyle ki Santrancın ilk oyuncularının torunları oyunu premit kabartmalarından aldığı bugünkü çevrim turnuvalara taşıdı. Oyuncular arasındaki mücadelede ise değişen hiçbir şey olmadı. Hala çok hırslı, hala çok tutkulu ve hepsinden önemlisi hala çok centilmen. İşte gerçek bir sürdürülebilir başarı örneği. Bu oyuna ilgi öyle büyüktü ki ünlü yazar Stephen Zweig'in yazdığı satranç kitabı dünya modern klasiklerinde en dikkat çeken kitaplardan biri oldu. 7'den 70'e herkesin başucunda yer buldu. Önemli olan kazanmak mı kaybetmek mi yoksa oynamanın verdiği keyif mi? Kan dökülmeyen bu savaş oyununda vezirini kaybetsen de şahı gözünden bile korumak zorundasın. İşte tam da böyle bir oyundur satranç. Peki satrançtaki bu başarı nasıl sürdürülebilir kılındı? Tüm bunları satranç deyince bu topraklarda atla gelen ilk isimlerden biriyle konuşacağız. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gül Kız Tulay konuğumuz. Hoş geldiniz Gül Kız Hanım. Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim. Gül Kız Hanım, hazırsanız ben başlıyorum sorularıma. Tabii ki e, hazırım buyurun. Siz federasyon başkanı olarak satrancın Türkiye'deki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz öncelikle? Federasyon başkanı olarak şu an Türkiye'de 64 spor federasyonu var. 1 milyon 200 bin lisanslı sporcuyla biz tüm spor federasyonlarının içinde açık ara birinci durumdayız. Bir kere bu çok güzel bir duygu ve son derece iyi bir yerde olduğumuzu gösteriyor. Şöyle söyleyeyim toplamda 64 spor federasyonunun 11 milyon civarında lisanslı sporcusu var. Bu da bize anlatıyor ki her 10 sporcudan bir tanesi satranç sporcusu. O nedenle e, oldukça iyi bir yerde olduğumuzu yayılma anlamında söyleyebilirim. E, ancak e, tabii ki bir de başarısı var e, bu federasyonun. Uluslararası alanda madalya sayımız her geçen gün artıyor şu an itibariyle. ...olimpiyat şampiyonluğu ve bir olimpiyat ikinciliği olmak üzere toplamda 698 madalyamız var. Tabii satrancı tabana yaymaya devam ediyoruz. Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası'nın 19 yıldır aralıksız desteğini alıyoruz. Sayısız projelere imza atıyoruz. Özellikle dezavantajlı gruplarla yaptığımız projeler bizim için çok kıymetli, çok güzel... İşte okullara yaygın hale getirmeye çalışıyoruz. İşbankası satranç sınıflarıyla ilkokul, ortaokullarda şu an 40 bin satranç sınıf açılmış durumda. Geçtiğimiz aylarda da minik hamle dediğimiz projemizi başlattık. Yani okul öncesindeki çocuklarımızın da satrançla tanışmalarına olanak sağlayan son derece güzel ayakları yere basan bir proje. Bu nedenle satrancın şu an eşinde içinde bulunduğu Hı. durumu anlattım ve oldukça da iyi bir durumdayız. büyük Hanım peki siz iyi bir durumda yazıyorsunuz ama sizce e, satranç Türkiye'de hak ettiği yerde mi? Hani bunu nasıl öngörüyorsunuz bir başkan olarak? Ya şöyle e, hak ettiği yere gelebilmesi için açıkça söylemek gerekirse çok mücadele ediyoruz. İşte sizler gibi e, bu işi daha yukarılara da daha en ele taşıyacak alanlara çok ihtiyacımız var. Sadece basında, medyada yer almak değil tabii ki. Bu satrancın her alanda daha fazla değer görmesi, daha fazla destek görmesi bizim en önemli e, amacımız, en önemli hedefimiz. E, şu an e, bulunduğumuz yerden e, çok memnunuz desem, tabii ki bu biraz daha farklı olabilir ama. Ben 12 yıldır Satranç Federasyonu Başkanlığı yapıyorum. Kat ettiğimiz mesafeye baktığımızda gerçekten nereden nereye geldik dediğimizde e, oldukça e, iyi bir yerde olduğumuzu, hak ettiğimiz yere çok yaklaştığımızı söyleyebilirim. Bunu destekleyen aslında e, çok da iyi başarılarımız var. Hı hı. Özellikle e, biz federasyon yönetimi olarak ben başkanlığım döneminde e, altyapıya yatırım yapmayı çok önemsedik. Yaptığımız her çalışmada zaten buraya dayandı. Ve acayip güzel çocuklarımızın müthiş başarılarıyla gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yağız Kağan Erdoğulmuş sporcumuz. Henüz 12 yaşında Bursalı bir sporcumuz. Şu an dünyanın en genç büyük ustası. Büyük ustayı e, bilmeyenler için açık olursam satranç branşında e, gelinebilecek en üst nokta. Düşün daha 12 yaşında ve dünyanın en genç büyük ustası. Hatta şöyle söyleyeyim o kadar güzel başarılar arkası arkasına geliyor ki daha bir ay öncesinde Ediz Gürel o da büyük ustamız Türkiye'nin en genç büyük ustası ünvanını aldı 2008 doğumlu hemen arkasından da yazda bu başarı taçlandı. İşte bütün bunlara baktığımızda çok güzel başarılar, müthiş bir yayılma, Satranç e, son 12 yılda çok önemli bir mesafe kat etti her anlamda ama bulunduğumuz yerin çok daha iyi yerlerde olması hak ettiğimiz yerin daha çok ilgili e, ve değer görmesi için yine çalışmalarımızı aralıksız olarak devam e, ettiriyoruz. Umarız çok daha iyi yerlerde oluruz. Gülük 12 yıl önce başkanlığa başladığınızı söylediniz. 12 yıl önceki Satranç Federasyonu'nun durumuyla şimdikinin durumunu nasıl değerlendirirsiniz? Tek bir cümleyle değerlendirecek olsanız. Evet yani ben yani konuşma başlarken lisanslı sporcu sayımızdan bahsettim. Evet. 1 milyon 200 bin dedim. 2012 Kasım'ında ben görevi devraldığımda 189 bin lisanslı sporcumuz vardı. Ee, yani 12 yıldır e, e, yayılma anlamında e, son derece güzel bir e, çalışma yaptığımızı gösteriyor bu da. E, ben e, özellikle şunundan bahsetmek istiyorum. Her yıl semestirde 7-18 yaş çocuklarımızın yarıştığı e, Küçükler ve Yıldızlar saten şampiyonumuz var. Bu a, altyapı milli takımı e, seçme havuzu aynı zamanda. Buraya giren çocuklarımız milli takım havuzuna girmiş oluyorlar. Bu yıl 2500 sporcu yarıştı ve Türkiye'nin her ilinden birçok ilçesinden katılım oldu. E, 10 bin kişilik bir ekiple de biz bir hafta boyunca e, satranç ailesi olarak hep bir arada olduk. E, i̇şte bu çalışmalar, e, bu farklılar, e, bu satranç büyük satranç ailesinin birlikteliği. E, ben benim 12 yıl önceki bir veli olarak bu camiaya girdiğimde. Belki ya, hayal bile edemeyeceğimiz e, yerlerdi. E, çok şey kattık. E, çok önemli Gülküz projeler Gülküz yaptık. Gülkız Hanım e, nasıl bir hikayeniz var size? Evet e, aslında böyle m, hikaye olarak baktığımızda bu hikayenin sonunu söylerken de örnek teşkil e, anlatacağım ama evet ben e, 99 yılında oğlum Berkay Satranca başladı. Yaşadığım yer olan Tarsus'ta Türkiye'nin ilk eğitim kulüplerinden olan Tarsus Eker Satranç Kulübü'nü kurdum. Hı -hı. Yani çocuğumun ilgi duyması e, ve çocuğumdaki e, gördüğüm o güzel e, farklar e, başka çocuklar e, üzerinde de etkili olsun istedim. Tabii arkasından kızım Seray da başladı ve böylece ben e, satranç camiasına bir veli olarak girmiş oldum. Tabii çocuklarım şu an yetişkin, ikisi de kendi e, işlerinde, güçlerinde olan insanlar Tabii satrancı olan sevgileri bitmedi ama e, işte ben bir veli olarak e, bu camiaya girdim. E, önce eğitim kulübü kurdum, hatta eğitim kulüpleri kurdum. Arkasından federasyonun yönetim kurulunda altyapı ve milli takımlardan sorumlu as başkan ve daha sonra da 12 yıl önce de e, Türkiye Satranç Federasyonu'nun ilk kadın başkanı olarak e, göreve geldim. Bugün geldiğimiz noktada örnek teşkil etme olarak şunu söyleyebilirim. Ee, binlerce, dört bine e yakın eğitim kulübü var illerimizde, ilçelerimizde. Bunların, e, bu kulüplerin kurucularına ya da yönetimde olan kişilere baktığımızda bunların çoğunun veli olduğu hatta anne olduğunu görebiliriz. Bu anlamda da e, evet ben 12 yıl önce, önce bu camia bir veli olarak girdim. Bugün federasyon başkanıyım ve e, diğer e, veli arkadaşlarımız, özellikle annelerimiz e, benim e, izlediğim yolu e, en azından önemsiyorlar ki bugün e, birçok yerde e, satranç eğitim kulüpleri kurmuş vaziyetteler. Gülkız Hanım, programın adı Sürdürülebilir Başarının Sırları. Sizin ayrı bir sırrınız, federasyonunuzun ayrı bir başarı sırrı var gerçekten. E, ben de mutlu olduğum bir kadın olarak e, sizin çok bu gayretiniz adına. Sağ olun. Şimdi Gülkız Hanım, önümüzdeki Eylül ayında Macaristan'ın başkenti Budapest'te de 45. Dünya Satranç Olimpiyatı var. E sizin buna hazırlıklarınız nasıl gidiyor peki? E kaç sporcu ile katılmayı hedefliyorsunuz? Evet, aslında çok heyecanlıyız. Yani e, satrançı e, olimpik bir branş değil ama e, olimpiyata olan bir branş. Her iki yılda bir satranç olimpiyatları düzenleniyor. E, bu yılda sizin de söylediğiniz gibi Eylül ayında Macaristan'da. Ee, ameli takım sporcularımızla katılıyoruz kadın ve erkek takımımızda e, 4 artı 1 şeklinde yani her eki e, grupta da 5'er e, sporcumuz olacak. tabi antrenörleri teknik ekipler vesaireler e, biraz daha kalabalık bir grubumuz olacak. E, nasıl hazırlanıyoruz derken ben şöyle söyleyeyim aslında, e, Satranç Olimpiyatlarında 2016 yılında milli takımımız müthiş bir başarıya imza atmıştı. Dördüncü ile eşbağında olup altıncı olmuşlardı. E, şimdi e, daha sonra tabii 16 yaş olimpiyatında şampiyonluğumuz ve ikinciliğimiz var ama milli sporcularımızın katıldığı, e, katılacağı daha doğrusu 45. E, Satranç Olimpiyatlarına e, sporcularımız Ocak ayından itibaren e, gerekli tüm e, hazırlıkları e, hazırlıkları başladılar. Bu hazırlıklarda e, devam ediyor. E, Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle online eğitimlere başlandı. E, arkasından e, geçtiğimiz ay Antalya'da e, bir otelde e, hem kadın milli takımımız hem erkek milli takımımız dünyanın e, en üst düzey satranç e, antrenörleriyle e, bir araya geldiler. Çalışmaya devam ediyorlar. Tabii sadece kamplar ya da sadece online dersler değil. Bu çalışmanın e, içerisinde de, olimpiyat e, hazırlığı sürecinde de elbette e, katılacakları turnuvalar da çok önemli. E, sporcularımız şu an, e, takımındaki akılındaki e, sporcularımızın e, bir kısmı da zaten e, şu an turnuvadalar. ...dünyanın en iyi turnuvalarına e, katılıyorlar, programlarını yapıyorlar. Bu turnuvalardan döndükten sonra e, elbette işin teknik kısmı olarak... E, ...ekşiniz, artınız nedir diye e, kendi antrenörleriyle bu çalışmayı yapıyorlar. Çok iyi motive oldular, e, müthiş bir birliktelik var... E, milli takım e, ekibimizin, takımımızın içerisindeki sporcular arasında. E, umarız ki... E, Macaristan'da yapılacak, Eylül'de yapılacak bu olimpiyata kadar e, bu hazırlıklar en üst düzey şekilde devam eder ve biz olimpiyattan son derece güzel bir başarıyı imza atarak dönmüş oluruz. Umarız öyle olur. Biz de size başarılar dileriz. Çok e, teşekkürler. Gülkız Hanım bir de siz online satranç e, oyun derslerinden bahsettiniz. Ben de oyunlarından bahsetmek isterim. E, çünkü Hı -hı. çok fazla oynayan insan var bu oyunları. E, Sizden o oyunları oynayıp da size profesyonel satranç oynamak için gelen talepler var mı? Evet elbette var. Şimdi satrancın bir başka güzelliği de kolay ulaşılabilir bir branş olması. Yani işte sizin de söylediğiniz gibi online anlamda satranç öğrenebilirsiniz. Online olarak yapılan turnuvalara katılabilirsiniz ve satrancınızı geliştirebilirsiniz. Ee, özellikle pandemi döneminde e, tabii kötü bir dönemdi ama biz federasyon olarak pandemi döneminden iyi faydalandık. Ee, online olarak e, çalışmalar, satrancın online'da da oynanabileceği, turnuvalara katılabileceğini e, birçok örnekle göstermiş olduk ve e, bu spora ilgi duyanlar bunu anladılar. Ben evet de. online pandemi de satranca rağbet arttı mı Türkiye'de? Kesinlikle arttı. Ee, özellikle e, bizim yaptığımız programlar, projeler, e, pandemide e, yaptığımız e, özellikle e, işte çocuklarla ilgili, e, yetişkinlerle ilgili eğitim programları. E, satrancın hem o pandeminin evde kaldığımız dönemde e, aslında bir e, hava deliği oldu neredeyse. E, hem de satrancı olan ilgiyi e, arttırdık. E, ama bu anlamda da tabii çok e, özel çaba e, sarf ettik. Ayrıca belki hatırlayacaksınız o dönemde vizyona giren çok da güzel bir film vardı e, Queen's Gambit diye. E, o da satrancın popülaritesini evet, e, arttırdı e, desem yeridir. Evet bayağı bir e, satranç tahtaları satışa sunulmuştu. Tüm dünyada herkes satranç oynamaya başladı. E, o zaman böyle yapımlar devam etsin. Evet, evet kesinlikle zaten online'da e, satranç anlamında kendini iyi hissedenler bir şekilde federasyonumuza, ilişki temsilciliklerimize ulaşarak e, satranca hani fiziksel olarak katılmalara e, katılmak istediklerini ifade ediyorlar. Yani o alanda e, gerçekten e, hani online'da da rahatlıkla öğrenebilen, oynanabilen bir branş olması bizim işimize geliyor e, ama biz hep diyoruz ki özellikle Satrancın e, çocuk gelişimi noktasındaki e, o güzel e, kazanımlarını önemsediğimiz için de e, tabii ki fiziksel yapılan, yüz yüze yapılan turnuvaların yeri de ayrı. Evet, e, haklısınız. Kız Hanım, ünlü yazar Stefan Zweig'in en meşhur kitaplarından biri de satrançları. Siz de biliyorsunuz. Evet. Zweig kitapta satrancı şöyle tanımlıyor: e, Satrancın çekiciliği tek bir şeyden kaynaklanır. ...stratejinin farklı beyinlerde, farklı biçimlerde gelişmesinden. Peki siz Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı olarak e, satrancı nasıl tanımlarsınız? Bir kere e, çok güzel bir tanım. Benim de böyle çok e, dikkatimi çeken ve e, e, çok güzel olduğunu vurguladığım bir tanım. Evet ama şöyle bakmak lazım. E, satrancı e, böyle birkaç cümleye sığdırmak biraz satrancıya e, haksızlık yapmak olur... Benim tanıma baktığımda yani satrancı nasıl tanımlarsınız diye sordunuz. Evet satranç aslında yine bir satrançımızın dediği gibi satranç büyük hayatın küçük bir modeli. Özellikle çocuklarımızda gençlerimizde karakteri o kadar güzel yansıtıyor ki satranç oyununa. Onun için işte büyük hayatın küçük bir modeli demek de yine biraz önceki tanıma destek verecek bir tanım. Siz küçük yaşta satranca başlamanın öneminden bahsettiniz. Altyapıya önem veriyoruz dediniz. Evet. Küçük yaşta satranç öğrenen çocuklar ileriki yıllarda hayatta da daha mı başarılı oluyor? Buna yönelik Kesinlikle. tespitiniz nedir? Evet, kesinlikle. Ben zaten e, hikayeme, ile ilgili yolculuğuma e, bir veri olarak başladım ve çocuklarım da bu güzel gelişmeyi gördükten sonra artık ben de bu alanda sosyal sorumluluk olarak bu işe el atmam gerektiğini inandığımı söylemiştim. Evet, e, bir kere şöyle bakmak lazım olaya. Birçok branşta olabilir ama e, satrançta, e, satranca ne kadar erken yaşta başlarsanız ki artık okul öncesi programdan 4-5 yaşında satranca başlıyor çocuklarımız. Bu kadar uzun süre kalıyorsanız satrancın içerisinde. Bu bir gerçek. Onun ötesinde e, satranç sadece bir oyundan ibaret değil. Belki 4-5 yaşındaki bir çocuğumuza satrancı taşların hareketini öğretmek, satranç oynamayı öğretmek e, belli bir zaman diyelim ki birkaç hafta alırken ya da birkaç ay alırken Birkaç yaş daha büyüdüğünde bu e, zaman harcadığı, satranç öğrenmekle ilgili harcadığı zaman daha aşağılar iniyor. Ancak biz şunu çok önemsiyoruz, o satranç tahtasında oturabilmek, o satranç taşlarıyla ilgili yorullar yapabilmek, o hamleleri düşünebilmek. Daha küçük yaştaki çocukların e, ne ka, e, ileriki yaşlarına ne kadar iyi hazırlandıklarını e, ifade eden, onu görmemizi sağlayan en önemli argümanlar. Bir kere satranç çok centilmen bir branş. Yani satranca başlamadan önce e, her iki karşılığı oturan rakip e, el sıkışıp ve başarılar dileyerek başlıyorlar. İşte e, başlıyor o maç e, işte belli bir süre devam ediyor. Belki saatler de sürüyor. Ve e, o küçük yaştaki çocuklardan biri beraberlik olmamışsa biri kazanıyor biri de kaybediyor. Şimdi kazanmak güzel bir duygu, evet. Ama kaybetmek o yaştaki çocuk için aslında bakıldığında böyle bir üzülecek bir durum. Çünkü çok iyi oynamıştır. Belki yaptığı bir hatadan dolayı o maçı kaybetmiştir. Fakat inanın, o küçücük çocuklar içlerinde artık hangi duygular besliyorlarsa, eyvah nerede hata yaptım falan gibi böyle bir kendi kafalarında o analizleri yaparken bile bu taşları yerlerine tekrar diziyorlar. Ve kaybeden kazananın elini sıkarak o masadan ayrılıyor. Ve hatta beraber ayrılıyorlar. Şimdi bu çok önemli bana göre. Benim satrançta çok önemsediğim, özellikle küçük yaştaki çocukların bu kurallara e, uymaları benim çok önemsediğim bir e, durum, bir e, fotoğraf. E, çünkü bu çocuklar daha küçücük yaşta e, masada oturmayı, saygılı olmayı, Kazandılarsa çok abartmamayı, kaybettilerse de karşısındakine o saygıyı duymayı ama yine kaybetmenin de o büyük üzüntüsünü yaşamamayı öğreniyorlar. Çünkü sonrasında devam edecek bir maç daha var. Yani o e, kaybetme duygusunu, o üzüntüyü de hemen üzerlerinden atmaları gerekiyor. Evet, zihni doğrultu için bir de... E, Evet, evet yani o maç bitmiştir artık önümüzdeki maça bakacağız bir anlamda. E, bu da şunla e, ben e, hani bunun ne kadar önemli olduğunu şöyle vurgulamak istiyorum. Satrançla ilgilenen çocukların akademik başarılarına baktığınızda hepsi olağanüstü başarılar. Malum ülkemiz sınavlar ülkesi işte lise giriş sınavları, üniversite sınavları. İnanın lise giriş sınavlarının e, hemen akabinde sonuçlar açıklandığında biz... Günlerce paylaşım yapıyoruz, bütün soruları doğru cevap vermiş çocuklarımız ya da bir iki yanlış yaparak istedikleri liselere girmiş çocuklarımızın başarılarıyla ilgili günlerce paylaşımlar yapıyoruz. Bu nedenle Satranç işte akademik başarı anlamında da son derece önemli ve hayata hazırlayan, akademiye okula hazırlayan önemli bir branş. Evet, analitik ve aritmetik zekanın e, üstün olduğu, fair play'in ön planda olduğu bir branştan bahsediyoruz Satranç. E, bir kız hanım, siz az önce e, Satranç'ın, Satranç oyununun sürdüğü süreyle ilgili bir e, cümle kullandınız. Ben de şunu merak ettim, siz bu 12 yıllık başkanlık döneminizde denk geldiğiniz en uzun süren oyun kaç saatti? Uluslararası alanda yapılan maçları bir tarafa bırakalım ama ülkemizi özellikle yaş grupları anlamında baktığınızda e, sanıyorum 7-8 saat süren e, maçlar oldu. En, da zaten. en uzun denk geldiğiniz maç 8 saat miydi? Evet 8 saati çok iyi hatırlıyorum. Yanılmıyorsam İş Bankası Satranç Ligi'nde olmuştu. Evet tam da İş Bankası sponsorluğunda bir podcast yapıyoruz. Ben de size son olarak onu sormak isterim. Ee, biraz bahsetmiştiniz konuşmanızın başında ama İş Bankası 2005 yılından beri resmi sponsorunuz. Ee, Satın Alçı Federasyonuna nasıl bir destek sağlıyor İş Bankası? Evet e, aslında şöyle ben e, tabii ki resmi anlamda baktığınızda İş Bankası bizim 2005 yılından beri ana sponsorumuz ama. Ben İş Bankası ile olan o aramızdaki e, bağı e, sadece sponsorluk olarak e, değerlendirmeyi e, çok doğru bulmuyorum ve söylemlerimde hep İş Bankası'nın yol arkadaşımız olduğunu söylüyorum. Çünkü biz e, bir kere destekleri çok kıymetli bir destek, aynı ve nakdi destek alıyoruz İş bankasından. Nakdi destek elbette bir federasyonun projelerini, programlarını yerine getirebilmeleri açısından, getirebilmesi açısından önemli. Ama ayni destek dediğimiz işte projeler yapıyoruz. İş bankası satranç sınıfları bugün 40 bin minik hamleler projesi birçok ilde hayata geçirdik. Onun dışında. Çocuk cezaevlerine satranç sınıfları açtık yine İş Bankası'nın kanalıyla. Aile Bakanlığı'nın sevgi ve çocuk evlerinde, Türkiye'deki tüm sevgi ve çocuk evlerinde İş Bankası satranç sınıfları açtık. Görme engelliler okullarının hepsini satranç sınıfları açtık. Şöyle bir bakıldığında aslında İş Bankası ile Türkiye Satranç Federasyonu'nun bu birlikteliği, bu yol arkadaşlığı... İnanın bütün branşlar örnek olması gereken bir e, yapıda E Çünkü e, malum sponsorlar sponsorluklar çok önemli ama 19 yıldır aralıksız devam eden ve her yıl daha da güçlenen bir sponsorluktan bahsediyoruz son derece önemli çok kıymetli e, bir de biz İş Bankasıyla e, sadece işte bu konuları e, alalım Karşılığında da işte e, şu raporları hazırlayalım şeklinde değil. Bazı konularda önümüzdeki dönemlerle ilgili, örneğin program yaparken de İş Bankası'yla mutlaka bir görüş alışverişinde e, bulunuyoruz. Çünkü onlar bizi, biz onları artık çok iyi tanıdık. E, bu birliktelik umarım ki uzun uzun yıllar devam eder. Ben hem şahsım olarak hem bir federasyon başkanı olarak. İş Bankası'nın Türkiye Satranç Federasyonu'nda yaptığı desteği, katkıyı, ana sponsorluğu ve yol arkadaşlığını müthiş önemsiyorum. E, peki teşekkür ederiz Gülkız Hanım yayınımıza katıldığınız sorularımızı cevapladığınız için ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim İlker Hanım. Çok zevkli, çok akıcı bir program oldu benim için de. Ne güzel içimdeki şeyle de söyleme imkanı yarattınız bize, bana. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sürdürülebilir Başarı'nın sırları podcastinin sonuna geldik. Zihnin cimnastik salonuna gittik. Gerçek bir savaş oyunu izledik. Sürdürülebilir Başarı'nın ne olduğunu satrancın başındaki isimden dinledik. Bakalım gelecek bölümde bizi nasıl bir başarı hikayesi bekliyor? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere İş Bankası sürdürülebilir başarının sırlarını sundu.